Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben daha iyi olmaya başlıyorum. Havalar iyileşmeye başladı. Biraz daha pandemi sürecini de atlattığımız bir döneme girdik. Biliyorsunuz en son videomuzu Mart ayında çekmiştik. Honda Civic 1.6 ES. Onu da şöyle şuralara bir yerlere koyacağım. Ona da bakabilirsiniz. O da bizim pandemi sürecinden önce eski normaldeki son videomuzdu. Şimdi yeni normalde yeni bir videoyla karşınızda olayım dedim. Aslında bu 5 aylık neredeyse 4,5-5 aylık süreçte uzunca düşünme fırsatım oldu. Video çekme isteğim oldu ama bir ev videosu çekmeyi istemedim. Çünkü zaten kanalda hani çok fazla video yok. Ne kadar çok video çekmek istesem de sizlere çok fazla içerik üretemedim. Şimdi de pandemi sürecinde de aklıma gelen, biliyorsunuz bu son zamanlarda da işte o malum siteyle beraber ikinci el otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Onlardan nasibini almış bir otomobil var arkamda. Videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi Clio çıkması. Renault Clio 4 modelini test edeceğiz. Otomobilin eksikleri neler, handikapları neler, avantajları neler gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Tabii rakiplerinde Polo var, Fiesta var, Opel grubunda Corsa var. Onlarla bence gayet de iyi baş ediyor ki bunu da Clio dünyası içerisindeki %40'lık pazar payıyla ispatladığını da söyleyebiliriz. Tabii ikinci el deyince de akla filolar geliyor. Çünkü bu otomobillerin aslında büyük bir çoğunluğu piyasada görmekte olduğumuz, caddelerde görmüş olduğumuz otomobillerin büyük bir çoğunluğu da filo çıkması oluyor. İnsanların da çoğunun aklında böyle bir soru var. Acaba filo çıkması otomobil iyi olur mu? Paramın karşılığını alabilir miyim? Ya da satın aldıktan sonra başıma ne gibi felaketler gelebilir? Bana çok fazla masraf çıkartır mı gibi sorular kafasına yer ediyor. Biraz da aslında bu sorulara da cevap bulmak için bu videoyu çekmek istedim. Bununla beraber 3 tane daha modeli inceleyeceğiz. Bu videoları da bundan sonraki günlerde kanala yükleyeceğim. O yüzden kanala abone olursanız eğer bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Yani açıkçası benim de kafamda bu soru işaretleri var. Ve araştırmalarım sonucu şunu gördüm ki aslında filo otomobiller normalde şahıstan alacağınız otomobillere göre daha bakımlı ve daha kaliteli. Örnek vermek gerekirse bir müdüre ya da presentable seviyedeki bir insana tahsis edilmiş bir otomobil, tahmin edebileceğiniz sadece ev ve iş arası ulaşım sağlayacağı ve bütün periyodik bakımları da zamanında yapılacağı ve yetkili servislerde yapılacağı için aslında normalde bu tarz otomobillere şahıstan sahip olmaya göre daha kalite algısını yükselttiğini söyleyebilir. Çünkü hepinizin de bildiği gibi aslında bu tarz otomobil sahibi olan insanlar bakımlarını teknik servis yerine daha çok dışarıdaki ustalarda daha ucuza mal etmek istiyorlar. Ve bunun neticesinde de aslında bu otomobillerin kötü algısı da aslında bu şekilde yaratılmış oluyor. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz model 4 farklı motor seçeneğiyle beraber üretiliyor. 3 tanesi benzinli, bir tanesi de dizel olmak üzere. Dizelde de 2 tane beygir seçeneği var. 1.5 75 beygir ve 1.5 DCI 90 beygir. DCI dizel tahmin edebileceğiniz gibi. Hemen şöyle hızlıca bakacağız, sonra direkt içeriye geçeceğiz. İçeride zaten sohbetimizi edeceğiz. Ama benim tabii dışarıda dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi koltukları çok merak ediyorum. Şöyle bir arka koltuklara bakalım hemen hızlıca. Şimdi yani benim boyum 1.80, bunu daha önce de söylemiştim ve şunu söylemem gerekir ki burası gayet dar. Yani baş mesafesine baktığımız zaman da diz mesafesi zaten dizlerimde çarpıyor. Dar. Baktığınız zaman gayet böyle omuz hizasında bir kapı yüksekliği var. Burası biraz klostrofobik. Tabii tavanın açık renk olması biraz daha bu algıyı kırmanıza yardım ediyor ama onun dışında bence çok rahat bir arka koltuk oturma pozisyonu yok. Arka taraflarda manuel mekanizması var. Buraya rahat rahat iki kişi girebilir. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu otomobilde de Isofix bağlantıları mevcut. Yani çocuk koltuğunuzu otomobile rahatça yerleştirebilirsiniz. Orta konsolda ufak bir şaft tüneli var. Orayı da isterseniz sizin için şöyle bir test edeyim. Oturduğum yer yumuşak sünger ve bence çok kalite hissi vermiyor. Kalite algısının zaten gayet düşük olduğu bir otomobil. Hemen önünüzde bir tane bardaklık var. Onun ön tarafında da ikişer tane bardaklık önde yolculuk eden bireyler için. Bagajı da tatmin edilebilir düzeyde ama işte B sınıfı bir hatchback için ufak bir bagajı var. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın içindeyiz. Aslında hepimizin bildiği bir otomobil bu. Yani görünen köy kılavuz istemez diyelim. Aracın dışında da biraz bahsettik. Aracın dışında tabii daha kısa tutuk olayı. Şöyle anlatmak gerekirse 2012 ile 2019 yılları arasında Renault Clio 4 üretiliyor. 3,5-4 milyon kullanım adediyle de bir hayli üretildiğini söyleyebiliriz. Peki Enes, sen ne düşünüyorsun mesela? Şimdi sen ilk defa bindin herhalde böyle bir araca. Aynen. Bu arada Enes'i tanıtmadık. Enes de benim yakın bir dostum. Onun aslında konu kaldık videoya. Gelmişken uğrayalım dedik. Arka koltuk çok kötü. Arka koltuğa oturdum. Gerçekten kılıf olmadan kullanılmaz yani. Aşırı kötü, rahatsız.
Ama ön koltuk aşırı rahat. Yani biraz daha iyi mi diyorsun? Ön koltuk aşırı rahat. Şöyle bir bilgiyi de paylaşalım. Filo otomobillerinin %40'a yakın bir oranını Renault marka grubu oluşturuyor. Ya bunun içerisinde tabii en fazla Clio ve Megane tahmin edebileceğiniz gibi var. Daha sonra beni şaşırtan bir şekilde Volkswagen Passat'la beraber bu liderliği sürdürüyor. Ondan sonra da diğer Opel marka grubu geliyor. Yani şu anda bulunduğumuz aracı aslında biraz daha size anlatmak gerekirse hissiyatı olarak normal B sınıfı otomobil hissiyatı veriyor gerçekten. Hani bundan fazlasını beklemek aslında kendini kandırmak olur diye düşünüyorum. Şu anda tabii koltuğu ben kendime göre ayarladım ve normal diyebileceğim bir durma pozisyonu var. Aslında ne çok aşağıda ne çok yukarıda. Göğüs Fransız otomobili geleneğini sürdürmüş. Ama var, burası da anahtar defa çizilecek gibi. Evet, o konuda bir şey söylemek gerekirse aslında filo araçlara karşı bir ön yargı var. Kötü kullanıma maruz bırakıldığı konusunda. Filoya kiralanan araç eğer tek kişiye tahsis edildiyse normalde ikinci elde bulabileceğiniz otomobillerden daha temizini çok daha bulma fırsatı da yakalayabiliyorsunuz. Aslında öyle de bir avantajı var. Ama tabii onu biraz daha bulmak önemli. Bir diğer soru da mesela işte biz bu filo kiralı, filodan satılık otomobilleri nasıl bulabiliriz? Bunları da yine aslında bildiğimiz birçok marka var. Ben burada marka vermek istemiyorum ama onların yine auction ya da işte Türkçedeki deyimiyle açık arttırma tarzı satış yöntemiyle satılıyorlar. Buraları takip ederek böyle bir otomobil istiyorsanız, yani filo çıkması bir otomobil istiyorsanız buraları takip ederek de bu otomobillere sahip olabilirsiniz. Yani fiyat konusunda çok fazla bir şey demek istiyorum. Çünkü hani biz bu videoyu çekerken bile belki de 10-15 bin lira fiyatı çıkmış olabilir. Gerçekten artık hani öyle bir piyasaya kaldı. Hani bundan temel nedeni biraz hani sıfır otomobil işte olmamaya, bulamamaya falan bağlıyorlar. Evet, doğru. Yani sıfır otomobil olmadığı için piyasa buralarda. Ama sıfır otomobil de gelmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi birkaç tane aslında kronik sorunundan da bahsetmek istiyorum bu otomobillerin size. En büyük şikayet edilen kronik sorun olarak sayabileceğimiz şeylerin başında arka frenlerin kampana olarak gelmesi geliyor. Yani normalde disk fren sizin biraz daha fren performansınızı artırırken tabii yani yurt dışında da ekonomi düşünülerek üretildiği için bu otomobil. Arka taraflarda kampana var. Onun yanında arka spoiler'dan ses gelmesi gibi bir şikayet daha çok okudum, forumlarda da takip ettiğim üzere. Motor aksamı olarak aslında neredeyse sorunsuz diyebileceğimiz bu otomobil. Hatta işte çoğu kez alay konusu da oldu. Mercedes, işte Renault motorlu Mercedes falan. Yani motorlardan da bahsetmek gerekirse 3 farklı benzinli ve 1 farklı da aslında 1 farklı derken hacim olarak tek ama beygir gücü olarak da 2 farklı dizel motor var. Ben de ilk başta bunu duyduğum zaman düşündüm ya, tek bir motor hacmi var ama niye 2 farklı beygir gücü var? Burada da aslında emisyon değerlerini gözeterek biraz daha bu beygir güçlerini belirlemişler. Bu arada otomobilin tasarımı sence kim çizmiş olabilir? Yani ya da şöyle diyeyim, dışarıda gerçi göremeyeceğimiz bir otomobil, gerçekten ultra lüks bir otomobildi. Hangi modeli çizen tasarımcı çizmiş olabilir Renault Clio 4'ü? Var mı tahmin? Ya otomobil olarak tahmin et. Tasarımcıyı tabii bilmemiz biraz daha zor. Şimdi az çok duyum almıştım ben daha önceden. Kimden acaba? Yani bilemiyorum yani. Acaba Bugatti mi diyesim geliyor. Evet arkadaşlar, Bugatti Chiron'la, yani şöyle diyelim, Bugatti Chiron'un tasarımcısıyla Renault Clio 4'ün tasarımcısı aynı. Bence bu tasarımın, yani bu tasarımcının başarılı olup olmadığını şuradan anlayabiliriz. Mesela bir Opel Corsa 2012'den 2019'a neredeyse 8 yıllık bir sürede 2 defa makyaj geçirdi, sadece benim bildiğim. Ama Renault Clio 4 2012'den 2019'a çok ufak tefek makyajlandı. Onun dışında tasarımına sadık kalındı. Bence bu da otomobilin tasarımının aslında herkese kabul gördüğü, başarılı olduğunu bize kanıtlıyor. Ama yani dışarıdan gördüğümde mesela benim ilgimi çekmiyor biraz. Evet, mesela böyle düşünenler de var, doğru yani. Bir de Fransız otomobil olmasının aslında getirdiği dezavantajlar var. Yok değil. Ama işte hani günümüzde de Türkiye şartları da malum, insanların durumları da malum, maddi durumları da el verdiği sürece bu tarz B sınıfı ufak otomobillere binmek zorunda kalıyorlar. Eskiden tabii biraz daha fiyat olarak da makul otomobillerde, onların da artık ben şöyle bir şey diyeyim. Şu an 4 tekeri olan araba yani 20 milyardan evet, başlıyorlar. Evet, evet, 20 evet. Binden başlıyor. Hani burada aslında arkadaşlar kötülemek için demiyoruz ama bir kuş serisi otomobil bile 20 bin lira istiyor. Ya ortalama yakıt tüketimi olarak da aslında işte en az yakan otomobil diye geçiyor ya, biraz daha ya insanların tercih ediş nedeni bizim, de o. Bizim ülkede o. Bir kuruş eksik yazsın alırlar yani. Aynen öyle. Mesela sizde de durum öyle. Ya bizde sizin de otomobillerinizde. Aynen. Bir abimin sizde iki farklı tane otomobil var. İkisi de filo otomobili. Hani aslında biraz da Enes'i yanıma almamın nedeni oydu yani. Filodan da anlıyor. Ya mesela abimin arabası mesela. Sizde i30 vardı. Kaç model? i20 vardı. Kaç modeldi o? Modelini bilmiyorum ama gerçekten aşırı rahatsız yani.
Gerçekten. Ve kaç para almışsınız? Hani aldığınız fiyatı söylüyoruz, satacağımız fiyatı söylemiyoruz. Çünkü şimdi almak isteseniz Enes'in söylediği fiyattan bir 30 bin lira daha üzerine koymanız lazım. Ya yani. Evet, 70-74'e aldık tamam, herhalde. Tamam, 105 oldu o kardeşim. Yani gerçekten etmez. Kilometresi yüksek olanlar şu anda 100-103 bin falan koyuyorlar. Gerçekten ama etmez o araba yani. Senin babanda da sembol var. Aslında Clio'dan sonra... Çok açık sözlüyüz. Yani Clio'cular falan kızmasın aslında. Bir de Enes'in şöyle bir özelliği var. Aslında otomobillere karşı ilgisi sıfır. Biraz aslında yavaş yavaş bu işleri benle beraber görüyor. Motorcu. Ben biniciyim abi. Otomobilde yan koltuk benim görevim yani. Onun için rahata bakarım yani. Şu anda mesela nasıl hissediyorsun sen? Ya bu mesela sembole göre çok rahat. Sembole öyle göre. Sembole göre gerçekten rahat. Ama arka tarafı nasıl? Arka tarafı da arka tarafı çok kötü. Ya bir de yıllarca hani Megane'ın yan koltuğunda oturduğum için hani gerçekten iş adamı gibi hissediyordum Megane'da yani. Çok rahat, ama aşırı rahat. Ama sizin Megane 2007 model bu arada. Onu da hemen resmini koyuyorum. O aslında bir efsaneleşmiş bir otomobil modeli ama gerçekten. Belki de birçok insana Renault markasını da sevdiren otomobil olabilir. Gerçekten çok güzel arabaydı. Yani ben satılmasından yana değildim ama ya şimdi kilometre var, şey evet. var. Belli bir yerden sonra satmak zorunda kalıyorsun yani. Lisede herhalde beni okula bırakıyordu. Üniversitem bitti. Biteli de bir sene oldu. Daha yeni sattık aynen, yani. Aynen düşün yani. Neredeyse 10 sene kadar. Ben sizin ondan önceki otomobillerinizi de hatırlıyorum. Dacia vardı. Allah'tan çok dayanamadı bize sattık. Ya gerçekten bazı arabalar mesela anlıyorsun yani. Tutmaz. Rahat değil çünkü. Az o Dacia'nın da resmini koyuyorum arkadaşlar. Evet. Hepinizin aklına geldi. Logan. Ama gerçekten aslında Dacia Logan'ın Logan olmadan önceki hali yani. Aslında Renault Türkiye'de Dacia'nın önüne geçti gibi gözlemlediğim kadarıyla. Yani nereye baksan Dacia vardı önceden. Şimdi bakıyorsun abi. Göremiyorum. Ben Dacia göremedim bugün ya. Yani gerçekten yok yani. Gözüme çarpmadı. Evet efendim. Sen dur. Sonra kaydı. Harbi dur. Yani çekimde de başımıza gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi başımıza geldi. Kamera biz kayıttayken kaydı durdurmuş. Videoyu o şekilde bırakamazdım çünkü içimize sinmezdi. Bir de üzerine emek verdik. Bu emeğin de karşılığını bir şekilde vermemiz lazımdı. Ve ben de dedim ki en iyisi bu videonun bir özetini yapayım, sonuna koyalım. Çünkü aslında video kaydı durdurduktan sonra da biz bir şeyler konuştuk. Onları tabii siz duyamadınız. Tabii buradaki amaç da sizin duymanız. O yüzden ben de dedim ki tekrar şöyle bir özet videosu yapayım. Aracın da aslında son bir yorumunu da hep beraber yapalım. 0.9 litre. Burası aslında önemli. Çünkü aslında bunun üzerine biraz daha konuşacağız. 0.9 litre ve 140 Nm torka sahip. 90 beygir de beygir gücüne sahip bir otomobil. Buraya kadar teoride her şey güzel. Bir de bunun üzerine 5 ileri manuel vitesi de ekledik mi? Dadından yenmez gibi gözüküyor. Sürüş esnası boyunca şunu fark ettim ki aslında bu otomobil tamamen bir şehir içi otomobili. Bence oradaki ufak pürüzde manuel oluşuyor. 900 cc her ne kadar ekonomi temalı gözükse de aslında pratiğe geçtiği zaman olay çok da fazla öyle gözükmüyor. 6,5-7 litre gibi bir yakıt tüketimi verisine sahip. Bir de burada araç hem yük hem de 5 kişi tamamen indiğiniz zaman yaşayacağı güç kaybından dolayı siz daha fazla gaz vermek zorunda kalacaksınız. Siz ne kadar fazla gaz verirseniz yakıt tüketiminiz de o orantıda artacağı için yakıt ekonomisine sahip bir otomobil olarak gözükmüyor. Videodayken de bahsetmiştik. Bu otomobilin aslında çok fazla lüks özelliklerinin olmadığından, tamamen ekonomi odaklı olduğundan. Burada da şöyle bir handikap yine karşımıza çıkıyor ki bu aslında hani bizden kaynaklı bir sorun değil. O yüzden bu konunun üzerine videodayken de durmayacağım. Camdan bahsettim. Fiyat performans olayına biraz daha giriyoruz. Resmi rakamları açıklarsak 110 bin lira bandından başlıyor. 0 Renault Clio 4 2019 model olarak. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Şimdi rakiplerine baktığımız zaman bunu videodayken de bahsetmiştim. Mesela ben Polo'yu ele almak istiyorum. Çünkü Polo da Renault markasından sonra Volkswagen olarak ülkemizde ciddi ikinci elde rağbet gören modellerden bir tanesi. Clio'ya bakıyoruz ve Polo'yu karşılaştırıyoruz. Clio Polo'dan 9 milimetre daha uzun olmasına rağmen bagaj hacmi olarak 51 litre daha az. Yani 51 litrede bence azımsanmayacak bir değer. Şimdi bagaj hacmini de görmezden gelirsek en son olarak da değinmemiz gereken aslında bizim videomuzun da başlığının konusu olan filo çıkması olmasının temel bir özelliği var. Birden fazla insanın kullandığı, birden fazla insan profilinin kullandığı bir otomobilden bahsediyoruz. Bazı insanlar korumacı olacaktır, bazıları hor kullanacaklardır. Ve hor kullanım sonunda size ne gibi yansımaları olabilir aldığınız otomobilde? Bunları da konuşmak istemiştik. Burada da çabuk aşınan direksiyon ve vites topuzu ki bunlar aslında otomobilde sürekli yani dokunmadan ilerleyemeyeceğimiz şeyler. Sürekli dokunduğumuz alanlarda çabuk aşınma mevcut. Otomobilin yaratılış amacındaki fiyat performans gayesine hizmet ettiğinden dolayı bu seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında benim forumlarda okuduğum yine silecek motoru arızası çokça yaşadığını söylüyor kullanıcılar. Bunu da dikkate almanızda yarar var. Bununla beraber aslında son olarak özetleyebiliriz.
özetlemek gerekirse şehir içinden öteye geçmesi çok fazla rahat, yani konfor olarak çok fazla el vermeyen bir otomobil olduğunu söyleyerek araç hakkındaki yorumları, düşüncelerinizi, kullanım tecrübelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız eğer diğer arkadaşlar da bu yorumlardan faydalanabilir. Bunun her videoda söylemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka aksilikler yaşamadan videolarımızı paylaşmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.